der ki, müminin ruhu hoştur, güzel kokuludur. Dikkat edin. Müminin ruhu hoştur, güzel kokuludur. Bunun kitabını iyilerin kitaplarının olduğu yere koyun. Bir süre sonra başka bir durum gördüğünde kafirin ruhu kötüdür, kötü kokuludur der. Bunun kitabını da kötülerinkinin yanına koyun. Cebrail'e sordum der. Bu kimdir? Ne yapıyor bu? Der ki Cebrail, bu babanız Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam'a selam vermemi istedi der Cebrail Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz ben de selam verdim der. Adem selamıma mukabele etti. Salih evlat hoş gelmişsin. Salih peygamber hoş gelmişsin diyerek karşıladı. Sonra bir topluluk gördüm. Dudakları deve kulağı gibiydi. Onların başında bir kısım memurlar görevlendirilmişti. Bu memurlar onların önce dudaklarını kesiyor, sonra da ağızlarına ateş taşlarını koyuyordu. Ağızlarına konan taşlar makatlarından çıkıyordu. Dikkat ediniz karşılaştıkları kişilere. Önce dudaklarını kesiyor, ağızlarına ateşten taşlar koyuyorlardı. Cebrail, bunlar kimlerdir diye sordum der Peygamber Efendimiz. Cebrail, bunlar yetim malı yiyenlerdir. Yetimin malını önemsemeyenlerdir. Sonra baktım ki bir kasım topluluk var. Onların da derilerini kesip ağızlarına koyuyorlar. Sonra da onlara deniliyor ki, dünyada nasıl yemişsiniz, şimdi de öyle yiyebilirsiniz. Sordum diyor Cebrail'e, kimdir bunlar? Cebrail cevap verir. Bunlar dünyada kovuculuk yapanlar, fitne çıkaranlardır. İnsanlarına söven, başkasının namusuna, başkasının ırzına göz dikenlerdir. Devam ediyor yolculuk. Sonra diyor baktım, önlerine bir sofra kurulmuş ve güzel yiyecek ve etlerle donatılmış. Bal dök yala, bir tek kuş sütü eksik mükellef bir sofra var ancak. O sofranın başındakiler o lezzetli sofradan yemiyorlar. Etrafta sağa sola atılmış kokuşmuş etler var. Pis, etrafını böceklerin sardığı, insanı rahatsız edecek yiyecekler var. Çürümüş, kofmuş, küflemiş vesaire. Önlerindeki mükellef sofradan yemiyorlar. Müthiş bir sofra var önlerinde. Pis kokulu yiyecekleri, küflenmiş yiyecekleri yiyorlar. Sordum Cebrail'e. Cebrail, bunlar kimlerdir? Bu yaptıkları nelerdir? Dikkat edin. Cebrail cevap verir. Bunlar Allah'ın helal kıldığı nikahlılarını bırakıp harama yani zinaya gidenlerdir. Allah muhafaza. Helaliyle yetinmeyip harama yönelenlerdir. Nefsini harama yöneltenlerdir bunlar. Sonra baktım ki bazı kadınlar vardır. Kadınların bir kısmı göğüslerinden, bazıları da ayaklarından baş aşağı şekilde yukarı asılmışlar. Cebrail'e sordum bunlar kimlerdir? Bunlar kendilerini başka erkekler beğensin diye süsleyenler ve çocuklarını öldüren kadınlar. Sonra Cebrail'le beraber ikinci kata yolculuk vaktidir. Cebrail Aleyhisselam kapıyı çalar. Aynı konuşma yine cereyan eder. Beraberindeki kimdir? Beraberindeki Muhammed Mustafa cevabını verir Cebrail. Kapıyı Yahya ve İsa Aleyhisselam'lar açar. Teyze oldur bunlar. O an için Peygamber Efendimizle karşılaşmalarında da giyim kuşamları, görünüşleri, konuşmaları da birbirine benzeşmektedir. Yahya ve İsa Aleyhisselam'lar. Onlar da aynı Adem Aleyhisselam gibi hoş mukabelede bulunurlar Peygamber Efendimiz'e. Selam verilir, selam alınır. Ardından aynı ifadeyi onlar da söyler. Hoş geldin Salih kardeş. Hoş geldin Salih peygamber. Herkesin beklediği peygamberdir artık gelen. Diyordu ya İbrahim Aleyhisselam. Madem yeryüzündekiler bilmiyorlar onun kıymetini. Katımıza gelsin ya Rabbi. Artık Cebrail ile beraber üçüncü katlara yolculuk çıkmıştır. Semada üçüncü kat yolculuğu. Her bir yolculuk uzun mesafeler. Merdivenle çıkılacak mesafe değil sadece. Burak isimli bineğin gözün alabildiğine kadar ulaşabildiği ufka bir adımdaki yolculuk. Sayısız kere yolculuk. Üçüncü kat semada.
en güzel karşılar Peygamber Efendimiz'i. Yeryüzünde yaratılmış peygamberimizden sonraki en güzel yüzlü kişi. En güzel, cemali en tatlı olan, bakmaya kıyılmayan Yusuf Aleyhisselam. Züleyha'sının ifadesiyle Mısır'da hapiste kalmak zorunda kalan Yusuf Aleyhisselam. O da aynı mukabelede bulunur. Selam verilir, selam alınır. Hoş geldin Salih Peygamber. Hoş geldin Salih kardeş cevabı alınır. Ardından katlara çıkılmaya devam edilir. Beşinci kat semadadır artık vakit. Beşinci kat semada Harun Aleyhisselam. Hoş geldin Salih Peygamber der. Dikkat edin, yedi kat göklere kadar yolculuk var. Ardından Musa Aleyhisselam'ın olduğu kata gelinir. Altıncı kat. Musa Aleyhisselam hoş geldin Salih Peygamber der ve son kata gelinir artık. Seslenir içeriye, tıklar adeta Cebrail Aleyhisselam, yedinci kat gökleri. İçeriden ses gelir, kimdir o? Ben Cebrail. Beraberindeki kimdir? Beklenen peygamber geldi işte, cevabını verir Cebrail. İçeride seslenen, ya Rabbi, insanlar kıymetini bilmiyorlarsa Muhammed Mustafa'nın, ya Rabbi çıkar bizim katımıza, onu melekler, onu peygamberler bekliyor burada, diyen İbrahim Aleyhisselam'dır içerideki. Yedinci kattadır artık vakit. Yedinci kata kadar çıkılmıştır. İbrahim Aleyhisselam, hoş geldin Salih Peygamber, hoş geldin Salih oğlum der. Sırtını Beyt-i Mamur'a dayar. Cebrail, Peygamber Efendimiz'e der ki, İbrahim Aleyhisselam'ın sırtını dayadığı Beyt-i Mamur'u göstererek, işte Muhammed, senin yerin, senden gelecek olan ümmetinin yeri burasıdır. Bizlerden bahsetmektedir inşallah. Beyt-i Mamur'dadır Müslümanların yeri. Senin yerin ve sana tabi olanların duracağı yer burasıdır. Yedinci kat göklere çıkılmıştır artık. Peygamber Efendimiz anlatmaya devam eder. Sonra der, Beyt-i Mamur'a girdim ve namaz kıldım. Her gün 70 bin melek Beyt-i Mamur'da namaz kılar der Cebrail. Fakat der, her namaz kılan meleğin görevi kıyamete kadar bir daha tekrar gelmez. 70 bin melek, Allah'ın hazinesinin genişliğine dikkat ediniz. Kıyamet gününe kadar geri dönmezler. Sonra baktım ki bir ağaç var. Bizim köydeki ağaçlar gibi değil tabii. Bir ağaç, bir yaprağı 70 ümmeti tamamını kapatacak kadar olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Bir yaprağının tamamı bir ümmetin üzerine örtecek kadar büyüklükte olduğunu söylüyor. Ve bu ağacın kökünden bir kaynak çıkıyor. O kaynak ikiye ayrılır. Cebrail'e dedim, bu nedir? Cebrail dedi ki, bu rahmet nehridir. Şu da Allah'ın sana verdiği Kevser'dir. Kevser havuzunun başında bekleyecek Muhammed Mustafa diyoruz aleyhissalatü vesselam. İnşallah Kevser'den kana kana içmeyi Rabbim nasip eylesin. Hesapta o sıkıntılı olduğu anımızda, hararetleneceğimiz anda Kevser şarabını içerek bir daha susama ihtiyacı hissettirmesin Rabbim bize. Şu da sana Rabbinin verdiği Kevser'dir. Bunun üzerine rahmet denizinde yıkandım, rahmet nehrinde yıkandım der Peygamber Efendimiz. Ve Kevser'in akış istikametini takip ederek cennete girdim. Cennette gördüğüm şeyleri anlatmak, aynen kaynaktaki ifadeleri kullanıyorum. Cennette gördüğüm şeyleri anlatmanın imkanı yoktur diyor. Akla hayale gelmeyecek nimetler, akla hayale gelmeyecek güzellikler. Baktıkça insanı mest edecek derecede muhteşem güzellikler. Gözün görmediği güzellikler. Sonra Sidre-i Münteha'ya çıkarıldım. Az önce bahsettiğimiz son noktaya gelindi. Münteha, son, bitti. İnteha. Sidre ağacının meyveleri oldukça iri, fil kulağı gibiydiler Peygamber Efendimiz. Boyu fil kulağı gibi değil, şekli fil kulağı gibi. Boyu bir ümmetin tamamını kapatacak kadar büyük. Sadece bir yaprağın. Bizim insanların algılayabileceği ağaçlardan bahsetmiyoruz. Artık öteler alemindeyiz. Cebrail bana dedi ki, işte burası Sidre-i Münteha'dır. Son noktadır burası. Bitti. Ve artık Peygamber Efendimizin bineği değişir. O ana kadarki bineği Burak ismindeki binek, artık Refref ismindeki bineğe binilir ve hareket başlar.
Bir süre sonra Peygamber Efendimiz bakar ki Cebrail geride kalmış. Hareket etmiyor Cebrail, gelmiyor ileriye. Sorar Cebrail'e, sen bana yolculuğunda arkadaşlık etmeyecek misin? Cebrail der ki, ey Muhammed, artık bitti. Bana müsaade edilen yer buraya kadar. Buradan sonrasında bir adım boyu, bir parmak boyu daha devam etsem kül olurum. Bana buradan sonrasında müsaade yok. Hiçbir beşerin, hiçbir meleğin geçmeye müsaade edilmeyen alanlara gelmiştir artık Peygamber Efendimiz. Artık miracın gerçekleşme vaktidir. Artık Allah'la baş başa görüşme vaktidir. 70 nurdan perdenin geçildiği söylenilir kaynaklarda. Mahiyeti Allah bilir. Bizim bildiğimiz verdiği markalı perde gibi değildir. Patronla işçinin görüşmesi gibi baş başa bir görüşme mahiyetinde değildir. Mahiyetini bizim bilmediğimiz şeklinde, bize sadece iman etmemiz düşen şekilde Allah'la görüşme vaktidir artık. Peygamber Efendimiz aktarır. Öyle bir makama çıktım ki, Buhari hadisidir bu. Orada kalemlerin gıcırtısını duymaya başladım artık. Hangi kalemlerin gıcırtısını duyuyor Peygamber Efendimiz orada? Kişilerin artılarının, eksilerinin işlendiği kalemleri duyacak kadar yaklaşmıştır yani Peygamber Efendimiz. Miracı anlatmaya devam eder Peygamber Efendimiz. Tarifi olmayan ilahi bir perdeyle karşılaştım der. Kur'an-ı Kerim diyor ki وَمَا يَنْتِقَ عَنِ الْهَوَى Muhammed Mustafa size bir şey söylüyorsa, keyfinden, nefsinden, olmayan bir şey söylediğinden falan aklınız öyle bir şey gelmesin. O hevasından bir şey konuşmaz. O bir şey söylemişse biz söyletmişizdir ona der. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Deriz yani hevamıza ve hevesimize göre hareket etmeyelim diye. Heva oradan gelir işte. O keyfinden konuşmaz. O Allah ne emretmişse onu konuşur. Bunları anlatan peygamberimiz. Bir süre sonra bir ses duyar, Peygamber Efendimiz kendisinden geçer. Ve ardından peygamberimize emir verilir. Emir, hamd et Allah'ı. Der ki Peygamber Efendimiz, Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Tanıdık geldi mi? Namazlarda okuduğumuz tahiyyatın yeridir işte orası. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün dualar, senalar, mali bedeni ibadetlerin hepsi, iyilikler, ihsanlar hepsi Allah içindir. Allah'tan başkasına ibadet yapılmaz. Kutlu Nebi hitap eder Allah'a. Senada bulunur yani. Resulullah'ın bu senasını cevaplar Allah. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Dikkat edin. Namazda okuduğumuz tahiyyatın kaynağını, menbaını, merciğini nereden çıktığına dikkat edin. Ne kadar kutsi bir yolculuktan bize hediye geldiğine dikkat edin. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Ey mertebesi yüce olan peygamberim. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, selam ve selameti sana olsun. Peygamberi hitap etti Allah'a. Allah Habibine övgüyle karşılık verdi. Buna şahit olan melekler var. Dikkat edin. Melekut alemi. Hep beraber nida ederler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Biz şahitlik ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve biz yine şahitlik ederiz ki Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Hep beraber kelime-i şehadet getirirler. Tahiyyat oradan bize hediye kalır. Miraç'tan gelmiştir tahiyyat. Yılbaşında hediye getiren Noel babalar değil, Miraç'tan namazlar, tahiyyatlar, amener rasuller getiren peygamberin ümmeti olma bahtiyarlığını bize lütfeden Allah'a hamdolsun. Bakara suresinin son iki ayeti verilir Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'e amener rasulü verilir. 5 vakit namaz farz kılınır. Bazı kaynaklarda 50 vakit olarak Hazreti Musa'nın tavsiyesi üzerine Allah'ın
ümmetinin bu görevini yerine getirmekte aciz kalacağını hatırlatmasını istemesi üzerine 5 vakti indirildiği aktarılır bazı kaynaklarda. Peygamber Efendimiz'e 5 vakit farz namaz orada verilir. Âmener Rasulü. Bakınız biz ne diyoruz âmener Rasulü. Her gün yatsı namazlarından sonra okuyoruz. Âmener Rasulü'yü okuyan kişiye gece boyunca o okuduğu âmener Rasulü ayeti yeter diyor Peygamber Efendimiz. Eğer sabah okumuşsa bütün gün o kişiye yeter. Bakınız biz âmener Rasulü okurken ne diyoruz. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbirisi arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık. Dönüş sanadır dediler. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, kazandığı kötülük kendinedir. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. La yükellifullahu nefsen illa vüsaha diyoruz ya. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bizi acı. Sen bizim Mevlamızsın. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin diye bitirdiğimiz yer. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara 285 ve 286. ayetler. Yani Amin Resulü. Miraç hadisesinde 5 vakit namaz ve Amin Resulü bize hediye edilmiştir. Ve ardından artık vakit dolmuştur Allah'la görüşme vakti. Peygamber Efendimiz yeryüzüne gelecek. Yeryüzüne gelecek ve yatağı bu olayları yaşadığı süreçteki olaylarda zaman yatağının sıcaklığı henüz geçmedi daha. Allah'la görüşme tamamlanmıştır. En sıkıntılı anında mahzun Nebi Allah katına çıkarmıştır peygamberini. Allah Muhammed Mustafa'sını katına çıkarmış ve yalnız bırakmamıştır. Ve ardından Peygamber Efendimiz yeryüzüne gelir. İnsanlara der ki ben dün gece Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den Mescid-i Aksa'ya gittim. Oradan 7 kat göklere gittim. Şunları 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 gördüm. Allah'la şöyle diyalogumuz oldu. Dün gece bunları yaşadım der. Ne olur? Zaten Allah'ın peygamberiyle alay eden nasipsizler, Allah'ın peygamberine hakaret eden nasipsizler, hakaret etmek için bir vesile daha elde etmişlerdir. İnanmazlar tabii ki. Ama kendilerince alay etmek için bir yol bulurlar. İçlerindeki bazıları Mescid-i Aksa'ya daha önce gitmiştir. Çağırırlar daha önce Mescid-i Aksa'ya gidenleri. Kalabalık toplanır. Peygamber Efendimiz'le alay edecekler, eğlenecekler. Mahcup düşürecekler Peygamber Efendimiz'i. Biz bu camiye belki 1000 defa girdik değil mi? Biz bu camide mesela kaç tane kolon olduğunu bakmadan bilen sayımız çok az çıkar değil mi? Ya da şu mihrabiyenin üstünde ne yazdığını bilenimiz çok az çıkar belki. Mesela arkadaki çerçevede ya da sağdaki soldaki çerçevelerde bakmasak sorsak çoğumuz bilmeyiz değil mi? Belki 1000 defa girmişizdir camiye. Mesela şunun üzerinde bir yazı yazar. Çoğumuz oradaki yazıyı bile okumamışızdır. Bir defa gitmiş Peygamber Efendimiz. Ve o dehşetli, o olağanüstü bir olay. Mesela biz sıra dışı bir olay görsek heyecanından adeta dilimiz tutulur değil mi? Bildiğimizi de unuturuz adeta. Bir defa gitmiş Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa'ya. Daha önce başka hiç gitmemiş. Sorarlar yaşlılar, daha önce gitmiş olanlar derler ki peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam madem gittiğini söylüyorsun söyle bakalım giriş kapısı hangi istikamettedir, hangi yönde kalır Mescid-i Aksa'nın? Peygamber Efendimiz Allah ne müsaade etmişse onu bilir, ötesini bilemez. Allah projektörü yansıtır Peygamber Efendimizin karşısına. Mescid-i Aksa'yı Peygamberimizin karşısına koyar. Ne sorarlarsa tane tane cevap verir. Giriş kapısı şu yönde.
kubbesi şu şekilde. Şu kadar mermeri, şu kadar sütunu var. Şu kadar penceresi, şu kadar halısı var. Şehrin şu kilometre karesinde kalmakta. Buraya şu kadar uzaklıkta. Oradan şu kervancılar gelecek. Birkaç gün sonra gelecek olan kervan vardır. Söyler Peygamber Efendimiz, insanlar hayretten ağızları açık dinlerler. Bu camide kaç tane cam var? Ben bilmiyorum. Var mı bilenimiz? Müteahhidi bile bilmiyordur belki, değil mi? 8 tane. Sadece arkanda 8 tane var abi. Bilmesi mümkün olmayan şeyleri bildirirse Allah, peygamberini insanlara mahcup etmez. Kervan gelir Mescid-i Aksa'dan. Peygamber Efendimiz der ki, kervanın başında şu kişi var. Kervanın yükünde şunlar, şunlar, şunlar var. Şu kadar kişiden oluşan bir kervan. Mescid-i Aksa'da şurada mallarını sattılar, şuradan mallarını aldılar, geliyorlar. Kervan gelir, herkes merakla o kervan, gelen kervanı beklerler. 3G bağlantısıyla, Snapchat'lerle, Twitter'larla vesaire falan haber verme seçeneği yok. Hani çıkarken arkadaki haber verdi, geliyor haberin olsun deme seçeneği yok. Kervan başı gelir, Peygamber Efendimiz'in dediği kişidir. Kervanın yükü Peygamber Efendimiz'in dediği yüktür. Dediği miktarda mal almışlar, mal satmışlardır. Ve Mescid-i Aksa'nın etrafında Peygamber Efendimiz'in söylediği yerlerde konaklamışlardır. Bilirler, duyarlar, ne derler? Sen büyücüsün. Nasipsizler inanmayacaklarsa inanmazlar. Cennete gül, cehenneme kütük lazımdır. Her zaman dediğimiz gibi. Ve yetinmezler bununla. Ebu Bekir Sıddık'a gelirler. Sıddık adı henüz verilmemiştir. Ebu Bekir'dir sadece. Gelirler derler ki, Ebu Bekir, senin peygamberin olduğunu söyleyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bu sefer şu ana kadar duyduklarımızdan çok daha enteresan bir şey söyledi. Bakalım buna ne diyeceksin? Hazreti Ebu Bekir meşgul olduğu işini bırakır, sorar, der ki, Allah'ın peygamberi ne söyledi size? Alaylı bir ifadeyle söylerler ki, senin peygamberin diyor ki, Mescid-i Haram'dan, şu an bulunduğumuz yerden çıkmış, Mescid-i Aksa'ya gitmiş. Mescid-i Aksa'dan 7 kat göklere gitmiş. Orada peygamberlerle görüşmüş, peygamberlere namaz kıldırmış. İnsanların, Allah'a asi olan, Allah'a günahkar olan insanların yaşadıkları sahnelerle ilgili olaylar görmüş. Allah'la görüşmüş, ardından yeniden gelmiş, geldiğinde de yatağın sıcaklığı geçmemiş. Söyle bakalım Ebu Bekir, buna ne diyeceksin? Biz herhangi birisi, güvendiğimiz bir arkadaşımız bile olsa, bir şey şunu yapmıştır dediğimizde yapma ya falan deriz, değil mi? Yani beklemediğimiz, o kişiden ummadığımızı ifade etmek için. Ebu Bekir ilk Müslüman erkek. Peygamber Efendimizin can yoldaşı. Nara arkadaşı. La tahzen innallaha ma'ana diye hitabı Hazreti Ebu Bekir'e söyletir Kur'an-ı Kerim. Allah Cebrail ile Ebu Bekir'ine selam gönderir. Hangi Ebu Bekir'ine mi? En sıkıntılı zamanda, en zor zamanda, insanların hepsinin alay ettiği zamanda, İslam'dan uzak yaşayanların sayısı her zaman çoktur, dikkat ediniz. İnsanların çoğunun alay ettiği zamanda Ebu Bekir der ki, bunu size o mu söyledi? Evet derler, Muhammed Mustafa söyledi. Vallahi ve billahi der, Muhammed Mustafa söylemişse doğrudur. El hak öyledir. Ebu Bekir'in adı o andan itibaren Sıddık'tır artık. Ebu Bekir Sıddık. Peygamberi doğrulayıcı, peygamberi tasdik edici. Değerli kardeşlerim, biz bazı sahneleri görür Peygamber Efendimiz Miraç'tan inerken. Mesela bazılarını görür ki melekleri rükû halindeler. Şaşırır. Alabildiğine, gözün alabildiği kadar her taraf melek kaplı. Rükû halindeler, sorar Cebrail'e. Bunlar ne yapıyorlar? Der ki, bunlar kıyam yaratıldı, yaratılalı düzen Allah'a rükû halindedirler. Bir süre sonra secde halindeki melekleri görür. Bunlar ne yapıyorlar? Düzen yaratıldı, yaratılalı bunlar secde halindedirler. Bazı melekler görür. Hiç tebessüm etmezler. Hani adeta somurtur deriz ya. Sorar Peygamber Efendimiz, bunlar niye böyledir? Der ki Cebrail, cehennem yaratıldı yaratılalı bunların yüzü gülmemiştir. Değerli kardeşlerim, biz Allah'a şükür Muhammed Mustafa'nın ümmeti olma bahtiyarlığını yaşadığımızı iddia ediyoruz. İnşallah öyleyizdir.
sürekli secde halinde, sürekli rükû halinde olan melekler varken, Allah'ın peygamberi vaktinin tamamını namazla geçirirken adeta, Allah'a dinine davet etmeyle geçirirken adeta, biz 10 dakikalık kılacağımız namazın pazarlığını yapıyoruz değil mi çoğu kere? Maça yetişir miyim, filme yetişir mi, devre arasında mı kılsam, şimdi mi kılsam, sonra mı kılsam, emekli olunca mı kılsam vesaire diyoruz değil mi? Miraca çıkmış değiliz. Miraç sadece Efendimiz'e aittir. Rabbim namaza yükselenlerden etsin bizi. Rabbim namazla günde 5 defa miracı yaşayanlardan eylesin bizi. Namaz müminin miracıdır. Namaz Allah'la sohbet etmektir. Allah'ın kulunu peygamberini huzuruna aldığı gibi gel kulum demesi, kulun da icabet etmesidir. Namaz kulun peygamberin yaşadığı miracı namazda yaşamasıdır. Rabbim namazla miraca yükselenlerden olmayı bizlere nasip etsin. Namazsız bir hayatı bize nasip etmesin Rabbim. Diyelim, sözü hitamuhu misk olarak duamızla tamamlayacağız. Sabrınızdan ötürü Rabbim cümlenizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, hem